Yatağımdan kalktım ve boş günlerde yaptığım gibi şehrin güzel manzarasını izlemek için. Evet, burası gördüğünüz o güzel manzara dediğim yer. Biraz bakmak için balkona çıktım ve o sırada aklıma bir şey geldi. Sınava bir haftadan kısa süre kaldı. Şimdi odama geldim arkadaşlar. Acele etmem gerektiğini anladım. Çünkü bugün sizlere bu videoyu yetiştirmem lazım. Hemen ben notlarımı alırken sizi de videonun asıl kısmına uğurluyorum efendim. Hepinize merhaba dostlar. Tekrardan hoş geldiniz. Bugün az önce de gördüğünüz gibi sınava son böyle birkaç gün kala neler yapılmalı, ben neler yaptım ve biraz da motivasyon konuşması tarzında bir video ile karşınızdayım. Kısa ve güzel bir video olmasını istiyorum. O yüzden çok fazla uzun tutmayacağım arkadaşlar size. Yani isterseniz 2x'i alıp izleyebilirsiniz. Ama arkadaşlar videoya geçmeden önce abi kısa süre kaldı, abone olmama gerek yok. Yani zaten bir hafta sonra abonelikten çıkacağım diye düşünmeyin. Çünkü sınavdan sonra yani sınav günü, sınav nasıl geçti, nasıldı, sizin için nasıl, diğer insanlar için nasıl videosu çekeceğiz. Onun dışında sınavdan sonra tercih zamanına kadar sizlerle videolar ile birlikte olacağım arkadaşlar. Sizlere destek olmaya çalışacağım. Yine tercih zamanı bir rehber, tercih rehberi videosu çekeceğiz. Nereleri yazmalısınız? Onun dışında Ege Üniversitesi'ne, İzmir çevresini isteyen arkadaşlar için yine detaylı videolar çekeceğiz. O yüzden arkadaşlar videoya geçmeden önce aşağıdan abone olursanız ve dediğim gibi sınavdan sonra da videoları kaçırmamak için bildirimleri açarsanız ve arkadaşlar yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz, onun dışında arkadaşlar yine her videoda söylediğim gibi yorumlarda istediğiniz üniversiteyi yazıp bir totem oluşturursanız, yani abi ben şu üniversitenin şu bölümünü istiyorum ya da şu üniversiteye gitmek istiyorum, şu sıralamayı yapmak istiyorum, işte ilk 20.000'e, ilk 10.000'e girmek istiyorum diye bir totem yaparsanız arkadaşlar, yazarsanız sınavdan sonra da ben hepinize tek tek hani hatırlatacağım nasıl geçti, ne yaptın diye oraya da arkadaşlar yorumlara yazmayı ve totemimizi her zaman diğer takipçilerimle yaptığım gibi, diğer önceki videolarda yaptığımız gibi totemimizi oraya yazmayı ve sınavdan sonra da geri dönüp oraya yaptığınız sıralamayı yazmayı unutmayın diyerek sizlere videoya hemen geçiriyorum. Evet arkadaşlar, açıklama kısmından seviyenizin olduğu yere zaman damgalarından atlayabilirsiniz. Bu videoda 3 tane seviyeden bahsedeceğim. Düşük, orta ve ileri seviye dediğim bir seviye türünden bahsedeceğim. Bunlar arkadaşlar aslında düşük seviye dediğim istediği sıralamada şu an olamayan kişiler için. Son bir haftada neler yapılabilir ve hızlı bir şekilde nerelerden net kazandırılabilir. İkinci seviye arkadaşlar orta seviye. Hani istediğime yakınım ama abi hani birkaç net daha yapsam tam olacak gibi, içim rahat edecek gibi diyenler için. Sonuncusu da arkadaşlar istediğimin zaten üstündeyim abi, hani şu an ben rahattayım diyenler için anlattığım şeyler olacak. Dediğim gibi aşağıdan atlayabilirsiniz. Birincisi arkadaşlar düşük seviye dediğim aslında istediğinin biraz uzağında olan kişiler için. Arkadaşlar son bir haftada yapmanız gereken şeyler neler? Şimdi birçoğunuz aslında şu ana kadar çıkmış soruları çözmüş oluyorsunuz zaten. Eminim ki hani bu videoyu izleyen 10 kişiden 9'u da çözmüştür. Çözmediyseniz arkadaşlar son haftada çıkmış soruları çözün. Ama çıkmış soruları nasıl çözmeniz gerek? Yani düz deneme biçimde çıkıp hani o tıpkı basım yapan şeyler oluyor. Buraya da koyarım. Tıpkı basım denemeleri oluyor. O şekilde mi çözelim? Hayır arkadaşlar, tıpkı basım olan denemeler gibi çözmeyin. Alın arkadaşlar, atıyorum bir soruyu, atıyorum matematikte işte polinomlar sorusunu anlatan bir soruyu. Orada arkadaşlar polinomlar sorusuna, yani o konuya hakim değilseniz, o soruyu çözerken yanda bir yerde konu anlatımına hafiften bakın. Yani bu soru nasıl çözülebilir olarak bakın. Ben nasıl çözeceğim, konuyu nasıl öğreneceğim değil de bu soruda ne istemiş benden ve ben nasıl çözeceğim, nasıl bir formülle gideceğim, bu şekilde çözün. Ve diğer çıkmış soruların birçoğunu arkadaşlar bu şekilde çözmeye çalışın. Yani konu anlatım ve yanında soru çözümü tarzında, o soruyu çözümü tarzında çözmeye çalışın. Bu sayede arkadaşlar gördüğünüz gibi sorularda az çok nasıl çözeceğinize dair bir fikriniz olacak. Onun dışında arkadaşlar her gün bakın cuma gününe kadar, aslında perşembeye kadar daha doğru olur. Cuma günü tavsiye etmiyorum. Perşembeye kadar, yani benim bu videoyu yayınlayacağım gün pazar günü olacak arkadaşlar. Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe. 4 gün boyunca arkadaşlar her gün deneme çözmeye bakın ve çözdüğünüz denemeler branş denemesi olursa sizin için daha iyi olur. Çünkü daha fazla soru görmüş olursunuz bir ders üzerinden ve çok fazla yorulmamış olursunuz. Çünkü genel deneme, ben her videoda bundan bahsediyorum. Genel deneme çözdüğünüzde yoruluyorsunuz. Bu yüzden arkadaşlar bol deneme ve çıkmış soruları konu anlatımları ile beraber çözerseniz netleriniz artacaktır. Onun dışında aldığınız notlar varsa o notları da okuyun diyerek orta seviye olan kısma geçiyorum.
Evet arkadaşlar, orta seviyeseniz yani abi benim yapmam gereken net sayısı 80 TYT'de, AYT'de yapmam gereken net sayısı atıyorum 55-60. Ama ben işte TYT'de 75 civarındayım, AYT'de de işte 55 yapmam gerekiyorsa bazen 55 yapıyorum, bazen 50 yapıyorum, bazen 56 yapıyorum ama tam istediğim o netler bende değil diyenler için. Arkadaşlar sizin yapmanız gereken şey şu, yani yanlış yaptığınız soruları İyice analiz edin. İyice analiz etmekten kastım aslında her videoda analiz edin diyorum ama bu sefer aslında düşük seviyede bahsettiğim şey gibi, hani düşük seviyede de bahsettim, eğer atladıysanız o kısmı görmemiş olabilirsiniz. Burada da aslında bir nevi benzer bir şeyden bahsedeceğim. Çıkmışları çözdüyseniz, çıkmışlarda yanlış yaptığınız veya anlamadığınız soruları açın arkadaşlar. O soruları birkaç kere okuyun, anlamaya çalışın. Çünkü ÖSYM bundan çok daha farklı bir şey sormayacak arkadaşlar yine bu senede. Bu yüzden arkadaşlar çıkmış soruları çözerken hani hem analiz yapın hem de yan taraftan az önce düşük seviyede bahsettiğim gibi hafiften bir konu anlatımına bakın. Anlamadığınız sorularda, anladığınız hani bir konuyu biliyorum ama yanlış yaptığım dediğiniz soruların da güzel bir şekilde birkaç kere çözmeye çalışın ve olabildiğince en kısa yöntemle çözmeye çalışın ki zaman sizin için bir problem olmaktan çıksın. Onun dışında arkadaşlar notlarınız, genelde notlar alıyorsunuz işte biyolojiden, tarihten, coğrafyadan, genelde sözel yatkın olan derslerden. Onun dışında dil bilgisinden arkadaşlar notlar alıyorsunuz. Perşembeye kadar notlarınızı okumaya çalışın. Yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Bugün pazar. Bu videoyu eğer pazar günü izlediyseniz bugün de başlayabilirsiniz arkadaşlar. Notları her gün okuyun. Yani çok fazla notunuz varsa 4 güne dağıtın ve 4 gün boyunca bu notları bir kere en azından gözden geçirmeye çalışın. Onun dışında arkadaşlar siz de her gün deneme çözmeye özen gösterin. Deneme çözmek, özellikle branş denemesi çözmek netlerinizi arttırmasa bile yanlış yaptığınız yerleri gösterir. Yanlış yaptığınız yerleri görmeniz de sınavdan önce sizin için çok faydalı olur. Çünkü arkadaşlar sınavdan önce yanlış yaptığınız yerleri düzelterek sınavda kendinize artı bir net sağlayabilirsiniz. Gelelim arkadaşlar yüksek seviye dediğim seviyeye. Yani arkadaşlar benim sınav senemde aslında çok çalışan o grubun, arkadaş grubumun ve bir nevi benim de olduğum bir grup. Yani bana yeten net sayısı atıyorum 90'dı ama 100 yapıyorsun. İşte AYT'de atıyorum yeten net sayısı, yani gitmeniz istediğiniz üniversite sayısı ya da bir derece olmak istiyorsunuz. O dereceye çalışıyorsunuz. Yapmanız gereken net sayısı 60 iken AYT'de atıyorum 70-80 yapmaya başladığınız zaman arkadaşlar sizin için de söyleyeceğim en önemli şeylerden biri MEP kitaplarını okuyun ve bol bol yine branş denemesi çözerek o hataları en aza indirmeye çalışın. Sizin için de arkadaşlar önereceğim şey MEP kitaplarını sınava kadar, yani perşembe gününe kadar, bu videoyu yayınlayacağım pazar gününden itibaren perşembe gününe kadar arkadaşlar MEP kitaplarını okuyun. Onun dışında genel deneme çözün. Diğer gruplara, yani orta ve düşük seviyeye branş denemesi çözün dedim ama size genel deneme çözün diyorum. Çünkü arkadaşlar sınav heyecanında, sınav anında benim sınav senemde özellikle netlerimin yanlış yapmama veya okuduğum soruyu anlamamama sebep olan şey heyecandı arkadaşlar. Bu heyecan durumunu atlatmak için genel deneme çözün. Ama o heyecan durumu her zaman olacak. O yüzden hani onun için kesin bir çözüm yok. Hiçbir kanal, hiçbir kimse de size heyecan için kesin bir çözüm veremez. O yüzden arkadaşlar bilinçaltımıza sınavı kazıyalım ki sınav anında en azından heyecan durumunda yapacağımız hataları en aza indirelim. En önemli şeylerden biri, söyleyeceğim şeylerden biri, genel tüm gruplar için, tüm çalışan herkes için söyleyeceğim şeylerden biri arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, seviyeniz ne olursa olsun bu 3 şeyi perşembe gününe kadar yapın. Bunlar neler? MEP kitaplarını okuyun. Arkadaşlar son zamanlar kaldı, MEP kitaplarını okusam yetişmez demeyin. Benim bir AYT biyolojide çıkan popülasyon bir sorusu, popülasyon sorusu vardı. Ve o soruyu arkadaşlar son haftalarda MEP kitaplarına bakmam sayesinde öğrendim. O güne kadar neredeyse hiçbir denemede gözüme ilişmedi o soru. MEP kitaplarını okuyun. Buraya da yazıyorum. 1. MEP kitapları. 2. Arkadaşlar orta ve düşük seviyeyseniz branş denemesi, yüksek seviyeyseniz yani istediğinizin önündeyseniz genel deneme. Bunları çözün. 3. Arkadaşlar kendi notlarınızı okuyun. Bakın internetten aldığınız notları da okuyabilirsiniz tabii ki de ama hiçbir zaman kendi notlarınız kadar faydalı olmaz. Çünkü o notları siz yazdığınız için nerede neyin bahsettiğini siz en iyi biliyorsunuz. Sizin notlarınız bir başkasına faydalı olmaz. Başkasının notları da size faydalı olmaz. Bu yüzden arkadaşlar 3. Kendi notlarınızı okuyun. 4. Arkadaşlar en önemli şeylerden bir tanesi, bakın sınav stresinin farkındayım. Bakın yani size video hazırlayacağım diye ben bile strese girdim. Hani sınava çok az kaldı. İşte bu insanlar ne yapacak? İstediği yerlere gidecek mi? Hani gerçekten gitmenizi çok istiyorum ki yorumlara yazıyorsunuz. Ege tıp istiyorum abi. Ege'ye gelmek istiyorum. Arkadaşlar inşallah kazanırsınız ki onunla alakalı videolarda çekeceğiz. Arkadaşlar sınav stresiyle başa çıkmak için mümkünse
arkadaşlarınızla hani çok fazla sınav stresi hakkında konuşmayın. Sınav heyecanı hakkında konuşmayın ve yolunuza odaklanın. Yani hedefinize odaklanın arkadaşlar. Yani 3 tane dedim ama 4 tane oldu. Bu 4 tane şeye çok önem gösterin arkadaşlar. Onun dışında bakın hani bu biraz motivasyon konuşması gibi olacak ama şöyle bir hani yaklaşın arkadaşlar kendinizde. Sanki böyle benden koçluk alıyormuşsunuz ve hani sizinle bir görüntülü görüşme yapıyormuşuz gibi düşünün. Arkadaşlar bakın sınav heyecanı şu an o sınavı 3 milyon insan girecekse en az 2.9 milyonunda var. Yani sınavı takmayan o 100 bin kişiden bahsetmiyorum. En önemli şeylerden bir tanesi. Bugüne kadar çalıştınız. Bugüne kadar elinizden geleni yaptınız. Bugüne kadar arkadaşlar gecenizi gündüzünüze kattı bazıları. Bazıları işte çalışıyorsa başka yerde zaman ayırmaya çalıştı. Bir hedefiniz var. Kimilerinin küçük de olsa, kimilerinin büyük de olsa hani bir hedefi var arkadaşlar. Sınava az vakit kaldı biliyorum. Sınava hani şu an hani amacım sizi böyle heyecanlandırmak ya işte içinizde kıpır kıpır kelebeklerin uçuşmasını sağlamak değil arkadaşlar. Şu an yapmak istediğim, anlamanızı istediğim şey şu. O hedef için bugüne kadar elinizden geleni yaptınız. Şu andan itibaren yapmanız gereken şey hala çalışmaya devam etmek ve az önce söylediğim o düşük, orta ve yüksek seviyede o hangi madde size uyuyorsa o maddedeki söylediklerimi yerine getirmek ve onun dışında arkadaşlar dışarıdan gelen şeylere kulağınızı kapamak. Bu çok önemli. Yakınınızda bir insan ya şurayı kazanamazsan ne olur, ya burayı kazanamazsan ne olur kafasıyla size yaklaşabilir. Arkadaşlar kazanamamak sizin için şu an için bir ihtimal değil. Siz şu an sadece kazanmak odaklı gideceksiniz. Sınavdan sonrasında bakacağız. Şu an bizim bir hedefimiz var. O hedefe odaklandık ve biz o hedefe doğru çalışmaya devam edeceğiz. Biz o hedefe doğru kendimizi hazırlamaya, kendimizi bu konuda gayret etmeye devam edeceğiz. Ve arkadaşlar siz de aynı şekilde devam edeceksiniz. Bu sınav dediğimiz şey hayatımızın en önemli şeyi değil. Bu sınav hayatımızda bir dönüm noktası olabilir. Evet, olabilir. Olamaz diyemem. Ama arkadaşlar hayatımızda olmazsa olmaz dediğimiz bir şey değil. Eğer sınavı gözünüzde çok fazla büyütürseniz, eğer sınav hayatınızda olmazsa olmaz bir şeymiş gibi bakarsanız hata yapmış olursunuz. Bugüne kadar benimle birlikte her videoma işte yorum atan, benimle beraber olan arkadaşlarım. Bakın sizlere söylüyorum. Aslında bu videoyu izleyen herkese söylüyorum. Bu sınavı başaracaksınız. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz bu sınava kadar gerekirse YouTube'dan videolar izlediniz. Kimileriniz dershaneye, kimileriniz kitaplara, kimileriniz koçlara paralar verdiniz. Bugüne kadar yaptığınız tüm emeklerin karşılığını alacaksınız. Son hafta deyip de geçmeyin. Emin olun son hafta birçok kişi sınav stresiyle çalışmıyor ve çalışmama hatasına düşüyor. Son haftadan kastım perşembe gününe kadar, cuma günü değil. Perşembe gününe kadar dediğim şeyleri yaparsanız arkadaşlar emin olun en kötü ihtimal, bakın en kötü ihtimal bulunduğunuz seviyeyi korursunuz, aşağı düşmezsiniz en azından. Ama bu en kötü ihtimal. Dediklerimi yaparsanız arkadaşlar az önce bahsettiğim şeyleri netlerinizi arttırmak ya da bir üst seviyeye çıkmak, sınav esnasında heyecanınızı korumak işten bile değil. Sınava kadar bu video ya son video olacak ya da sondan bir önceki video olacak. Yani belki de sizinle sınavdan önce izlediğiniz son video olacak ki umarım sınavda arkadaşlar istediğiniz yeri kazanacaksınız ve sınavdan önce sizinle olan son videomuz olacak ve sizleri ben bu kanaldan aldığım gibi hani yazın çektiğim videolarla aldığım gibi inşallah netlerinizi arttırmış bir şekilde istediğiniz üniversiteye uğurlamış olacağım. Yorumlara geleceksiniz. Abi yaptım, başardım. İstediğim üniversitedeyim artık. İstediğim şehre gittim. Artık kafamı dinliyorum. Biraz takılıyorum yazın. Keyfime bakıyorum diyeceksiniz. Umarım da bu şekilde olacak arkadaşlar. Buraya kadar bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sınava kadar muhtemelen bir video daha çekeceğim. Onun için arkadaşlar abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Şu andan itibaren yapmanız gereken şey arkadaşlar perşembe gününe kadar dediğim gibi işte notları okumak, map kitaplarını okumak ve denemeleri çözmek. Son hafta çalışılmaz, son zamanlar çalışılmaz diyenlere inanmayın arkadaşlar. Ben sınav sabahı gittim, okulun önünde çalıştım. Yani umarım arkadaşlar sınavdan sonra güzel videolarla, güzel sıralamalarla, güzel yorumlarla, sizin yorumlarınızla hep beraber oluruz diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu kapattıktan sonra hemen çalışmaya başlayabilirsiniz. Kısa vakit kaldığına dikkat etmeyin. Önemli olan ne kadar çalıştığınız ve ne kadar rakiplerinizin önüne geçtiğiniz. Dediğim gibi kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.